Merhabalar, Nur'un Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yoğurtlu ıspanak çorbası tarifi hazırladım. Dilerseniz tarifin yapımına buyurun hep birlikte geçelim. Çorbam için tenceremi ocağıma aldım. 3 yemek kaşığı sıvı yağımı ekledim ve 1 adet küçük küp küp doğradığım soğanlarımı ekleyip pembeleşinceye kadar kavurmaya bırakıyorum. Evet, soğanım pembeleşti. Bu arada içerisine bir adet küçük havucumu rendeledim. Havucumun o güzel turuncu rengi çıkıncaya kadar kavuruyorum. Kesinlikle denemeye değer bir tarif. Eğer siz de farklı tarifler arıyorsanız, bunun gibi birçok tarife kanalıma abone olarak ulaşabilirsiniz. Evet, havucum güzel bir şekilde kavruldu. Ben bu aşamada 3 kök ıspanak kullandım. Ispanaklarımı ince ince doğradım. Doğradığım ıspanaklarımı havucumun üzerine ekliyorum. Güzel bir şekilde kavuralım ıspanağımızı havucuyla birlikte. Kesinlikle denemeye değer bir tarif. Biz çok severek tükettik. Eminim ki sizler de denedikten sonra çok seveceksiniz. Çok kolay, pratik ve kış aylarına yakışan bir çorba tarifi diye düşünüyorum. Ispanağımı da güzel bir şekilde kavurduktan sonra bu aşamada 4 su bardağı sıcak su ekliyorum içerisine. Çorbamı kaynamaya bırakalım. Çorbamız kaynarken biz de terbiyesini hazırlayalım. 1 su bardağı yoğurdumu kaseme aldım. 2 yemek kaşığı unumu ve bir yumurtamı da ekleyip güzel bir şekilde çırpalım. Bu arada çorbam da kaynıyor gördüğünüz gibi. Çok kısa süre içerisinde hazırlanabilecek bir çorba. Çorbamdan 2-3 kepçe terbiyemin içerisine ekliyorum. Bu aşama önemli. Direkt içine koyarsak kesilme yapabilir. Kesilme yapmaması için çorbanın sıcak suyundan 2-3 yemek kepçe alıp içerisine ekleyelim. Sonrasında terbiyeyle çorbayı buluşturalım. Bu aşamadan sonra sürekli karıştırarak kaynatmanız gerekiyor. Bu arada biraz katı oldu çorbam. Ben içerisine bir bardak daha su ekledim. Toplamda 5 su bardağı su kullanmış oldum çorbamda.
Son olarak tuzunu da ekleyelim. Bir tatlı kaşığına yakın tuz kullandım. Siz damak zevkinize göre artırıp azaltabilirsiniz. Evet, çorbam hazır. Servis tabağına alıyoruz. Gerçekten muhteşem bir çorba oldu. Görüntüsüyle, lezzetiyle şahane bir çorba. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Üzerine en son tereyağında erittiğim pul biberimi de ekleyerek servise hazır hale getiriyorum. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Afiyetle kalın. Hoşça kalın.